Oğlumuzu nasıl bir kadına emanet ettiğinin farkında mısın artık? Bilmiyorum Gülsüm. Tamam. Allah kahretsin, artık hiçbir şey bilmiyorum. Sen bu kıza başından beri çok güvendin. Hiç tanımadığın birini kalktın eve aldın. Bir de yetmiyormuş gibi oğlumuza emanet ettin. Bak şimdi ne haldeyiz. Gülsüm, bak. Sen şimdi git. Ben biraz kafamı toparlayayım. Yarın senle de Pınar'la da konuşuruz, tamam? Tamam. Ben sabah erkenden geleceğim. Oğlumu o kadına yalnız bir dakika bile bırakamam. Tamam, nasıl istersen. İyi geceler. Teşekkürler Gülsüm. Konuşacağız. Abi, merak etmekte haklısın. Ama ne bileyim, evde kimse yok diye haber verme gereği de duymadım. Telefonun şarjını da fark etmemişim. Özür dilerim. Bir daha o kadının evine gitmeyeceksin. Abi ben sana özür dilerim diyorum. Sen hala bana yasaklar koymaya çalışıyorsun. O kadının evine bir daha gitmeyeceksin dedim Güneş. Son sözüm budur. Senin konuşmaktan anladın mı abi? Söyleyeceğini söyledim, bitti gitti değil mi? Peki. Benim merak ettiğim bir şey var. Hande'nin evini nasıl buldun? Kabahatinle otur Güneş. Beni geçiştirip durma abi. Elinle koymuş gibi istediğin her yeri buluyorsun. Nasıl oluyor bu? Söz konusu senken yapabileceklerimin sınırını sorgulama Güneş. O kadının yanında çalışmak istedin, izin verdim. Artık küçük değilim dedin. Gece gezmelerine de başladın. Sesimi çıkarmadım. Ama bu kadarı fazla. Biliyor musun abi? Hep aynı şeyleri söylüyorsun. Senin verdiğin izinler, senin kuralların, senin yasakların, senin soruların. Benim sana tek bir sorum var. Ama onu bile cevaplayamıyorsun. Bir şey mi ima ediyorsun Güneş? Seni merak ettiğim için... Yanında çalıştığın kadının evini bulmam senin için bu kadar önemli mi? Bilmem abi. Herkes istediği yeri senin kadar kolay bulabilir mi? Bak. Demek herkesin cevaplayamayacağı bir soru varmış. İyi geceler. Adam elinde silahla kapıyı açtırdı, içeri girdi, evi dağıttı, gitti. Eve geldiğimde gördüm. Gördün. Emir, beni çıldırtma. Yavuz Sancaktar bitti, şimdi ortağı mı başladı? Senin Yavuz Sancaktar'ın ortağıyla nasıl bir derdin olabilir Emir? Kısa sürede çözebileceğim bir dert. Herif apartman bastı, apartman. Elimde silahla diyorum. Benim aklım çıktı, sandım da sakin sakin. Emir, bana bak, bu heriflerin şakası yok. Benim de şakam yok. O Engin denen herif yaptıklarının bedelini ödeyecek. Her şeyin bedelini ödeyecek. Her şey mi? Neymiş her şey? Lan senin Yavuz Sancaktar'ın ortağıyla nasıl bir derdin, nasıl bir meselen olabilir? Ne zaman adamla tanıştın, düşman olduğunda her şeyin hesabını soracaksın. Her şey ne Emir? Tabii. Bu işin ucu da güneşe çıkıyor değil mi? Herif kızı tehdit ediyor. Neyle tehdit ediyor? Ve bu niye seni ilgilendiriyor? Emir, bu kız senin intikam planının bir parçası değil miydi? Ne oldu şimdi? Bitmedi mi bu oyun? Yavuz Sancaktar bitti.
Kızın abisi bitti. Şimdi belalısı mı başladı? Koray, o kız benim yüzümden zor durumda. Benim saçmalıklarımın cezasını tek başına çekmeye çalışıyor. Benim tek derdim bu. Senin tek derdin ne biliyor musun Emir? Sen bu kıza aşıksın. Senin tek derdin bu. Günaydın. Günaydın Engin. Buyur kahvaltıya. Yok, size afiyet olsun. Ben kahvaltımı yaptım. O zaman çalışma odasında bir kahve içelim seninle. Hay hay, içelim. Güneş, sen de hazırlan, seni işe ben bırakacağım. Gerek yok. Ben bugün kendim giderim işe. Gerek dedikten değil, biraz konuşmak istiyorum. Peki o zaman, kahvenizi hemen bitirin de. Ben işe geç kalmak istemiyorum. Demek işleri uzayınca Hande Hanım'ın evine gitmişler ha? Hepsi bu kadar mı? Kardeşim ne dediyse o Engin. Güneş yalan söylemez. Korkan herkes yalan söyler ya olsun. Güneş Hande'nin evindeydi dedim Engin. Bunu ben abisi olarak kendi gözlerimle gördükten sonra benden başkasına laf düşmez. Beni yanlış anlama Yavuz, ben haddimi aşmak istemem. Ama güneş konusu senin için ne kadar hassassa benim için de o kadar hassas Yavuz. Hassas konular. Hassas konuları konuşmak zordur. Ama bizim seninle bazı konuları konuşmamız lazım. Şimdi söyle bakalım. Dün gece Emir Sarafoğlu'nun kapısında ne işin vardı? Sana dün de söylemiştim. Sevdiğin birinden haber alamadığında önce dostunu değil düşmanını yoklaman gerek. Hepsi bu kadar mı? Engin bak, benim bilmediğim bir şey biliyorsan... Dün gece sadece tedbirli davranmak istedim. Neyse ki boşunaymış. Sen Güneş'i Hande'nin evinde bulduğuna göre... Demek ki Sarrafoğlu boşuna bir kuruntuymuş. Dışarısı çok soğuk. Bana bir çay ver de içeyim. Kamil abi, Engin Bey'e söyler misiniz? Ben çıkıyorum. Bekleseydin gelirdi şimdi. Yok, ben beklemeyeyim. Ben gittiğimde güneş çıkmıştı zaten. Taksiye binmek üzereydi. Taksi. Engin. Güneş işe geç kalmasın. Kamil, Güneş'e haber ver. Engin hazır. Güneş Hanım çıktılar. Hanımları bekletmeye gelmez. Görüşürsünüz. Abi, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Engin Bey ile Güneş Hanım'ın işi yaş. Dur bakalım Kamil. Dur bakalım. Güneş'e aşık olmadığını kanıtlamak mı istiyorsun? Kolay. Bırak gitsin. Beladan uzak dur. Güneş hayatımın en büyük haksızlığını yaptım. Şimdi de o herif benim yaptığım hataları kullanarak kızı avucunun içine aldı. Ben bu kızı yalnız bırakamam. Bununla ne hissettiğimle hiçbir alakası yok. Peki tamam Emir, öyle olsun. Sen yaptığın hataların bedelini silahlı adamlarla kapışarak öde. Ama kendin öde. Ne demek istiyorsun? Benim bir oğlum var demek istiyorum Emir. Adamlar kulübümüzü basıyor. Senin evine silahla giriyorlar.
Yavuz Sancaktar denen adam dün gece Hande'nin kapısının önüne kadar gitmiş Emir. Senin yaptığın hataların bedelini sadece Güneş ödemiyor Emir. Bütün arkadaşların ödüyor. Haklısın ya. Ben Hande'yle seni bu işe bulaştırmayı hiç istemezdim. Özür dilerim. Tamam lan. Benim de kafam sadece sana bozuk değil herhalde. Senin başın belada. Pınar saçma sapan davranıyor. Ben de hayatımın en güzel, en normal günlerini yaşamıyorum Emir. Pınar'ın nesi var? Bilmiyorum ki. Bütün gün evde sarhoş gibi saçma sapan hareketler yaparak dolanıyor. Ya dün Yavuz'a Hande'nin evinin adresini Pınar söyledi Emir. Telefonu açmam lazım. Ama Pınar mevzusunu konuşacağız. Ben eve kaçıyorum. Kulüpte görüşürüz o zaman, tamam? Ben de sizden haber bekliyordum. Hangi liman? Tamam, ben bulurum onu. Sağ ol. Nereye gidiyorsun? Ufak bir işim vardı. Bu sabah seni işe ben bırakacaktım. Ben de sizin acelem olduğunu söylemiştim. Acele işe şeytan karışır Güneş. Neden takip ediyorsunuz beni? Dün gece neredeydin sen? Hayret. Abim beni eve bıraktıktan sonra size rapor vermedi mi? Verdi. Ama ben bir daha soruyorum. Neredeydin? Bu sizi ilgilendirmiyor. Neredeydin dedim sana. Yeter artık ya. Bak benimle oyun oynama Güneş. Zararlı çıkarsın. Siz benimle ne hakla böyle konuşuyorsunuz? Sizinle neden görüştüğümü unuttunuz herhalde. Unutursanız hatırlatayım Engin Bey. Ben sana hatırlatayım. Bir kez ateşe elini uzattın ama ikinci de sadece sen zararlı çıkmazsın. Neyi ima ettiğinizi anlamıyorum. Ama ben elimi hiçbir şeye uzatmıyorum. Rahat bırakın beni ya. Kahretsin. Dar günlerde ha anne. Ekstreler. Destan gibi. Yoksa bana borç vermeye mi geldin? Sen gerçekten dişime göresin. Her şey bir yana. Seninle uğraşmak çok zevkli. Aldığın zevke fazla alışma. İşleri toparlayacağım. Hem de gözünü korkuttuğun müşterilere rağmen. İnsanoğlu işte. İki korkuya teslim oluyor. Can korkusu, mal korkusu. Sen ikisine de pabuç bırakacak değilsin. Sen sadece utançtan korkuyorsun. İşte bu yüzden seninle uğraşmak çok güzel. Beni övmeye mi geldin? Dün seni rahatsız etmedim. Ama seni uyarmam gerekiyor. Güneş'in işi. Buradaysa, burada. Senin evinde değil. Bak. Senin kardeşinle misafircilik oynayacak halim yok. İş yüzünden mecbur kalmadığım sürece onu evime çağırma. Şimdi konuşmaların bittiyse çık git. Küçük utanç verici sırrın hala iki dudağının arasında. Bunu unutma. Ayağını denk al. Yoğun iş temposundan dolayı unutmuşsundur diye hatırlatmak istedim.
Zeliha! Zeliha! Ben çıkıyorum. Sen de etrafı toparla. Arayan biri olursa not al. Peki anne hanım. Çıkıyordum, geç kaldın. Sana gelmedim ki anne. Güneş'e bir şey sormam lazım. Güneş'e mi? Ne oldu? Hani dün gece olanları biliyorsun. Evet ama... Güneş, merhaba. Benim sana bir şey sormam lazım. Böyle kısa ve garip olacak ama... liman ya da o tarz bir şey. Limanda biri olabilir. Sana bir şey anımsatıyor mu? Liman mı? Şunu doğru düzgün sorar mısın? Ya sormayı da beceremiyorum, haklısın ama... Emir değildim ben. Eli topluyordu Engin'in arkasından. Yani Emir de sakindi. Fazlasıyla sakindi. Böyle sinir bozucu derecede sakindi. Bir dakika. Hiçbir şey anlamadım. Engin evi mi dağıtmış? Ne oldu? Ne yaptı Engin? Engin evi bastı Güneş. Anladın mı? Bugün de bir telefon geldi Emir'e. Hangi liman falan dedi, fırladı gitti. Bizim limanla gemiyle işimiz yok Güneş. Anladın mı? Eğer abin ya da Engin ne dediyse artık sen bana bu limanı söyle. Ya da ben İstanbul'daki bütün limanları araştırıp o limanı bulacağım. Tamam Koray, sakin ol. Bak sen karışma bu işe, tamam mı? Ben halledeceğim. Gerçekten sana da haber vereceğim. Peki tamam. Evde yoktum. Ziyaretini karşısıksız bırakmak istemedim. Ya bekar bir adama göre senin evin bayağı düzenliymiş. Biz de elimizdeymişken bir dağıtalım dedik. Bak sen. Bu kadarcık. Neden geldiğini söylemeye cesaretin yok mu? Söyledim ya, biliyorsun. Sen benim neden geldiğimi biliyor musun? Tamam tamam ya. Ben birilerini gönderir evi toplatırım. Yalnız bizim çocuklar işte... ben tekrar dağılmayacağının garantisini veremiyorlar. Ben sana ne dedim Emir? Hani senin mekanda ikidir söyletiyorsun bana. Güneşin etrafında dolanma. Vazgeç. Tehdit ediyorsun ama karşında güneş yok. Bunu unutma. Tehlikeli bir ima. Sadece senin için değil, güneş için de. Güneşten uzak dur. Bir dakika, bunu önce ben söyledim. Bak ona ne yaptığını biliyorum. Buna daha fazla izin vermeyeceğim. Ne yapacaksın? Güneşi mi koruyacaksın? Karısını babasını koruyamamış adam. Buna gücün yetmemiş. Şimdi de güneşi mi koruyacaksın ha? Ne diyorsun lan sen? Emir! Emir! Durun! Ya ne yapıyorsunuz ya? Güneş, artık inadı bırak, bu adam seni tehdit ediyor. Sen ne saçmalıyorsun? Bu adamdan korkmak zorunda değilsin diyorum. Bu da beni tek rahatsız eden kişi sensin. Gider misin? Sağır mısın Sarraf oğlum? Duydun işte kız, hadi. Şu anda yaptığın söylediğin şeylerde haklısın. Ama beni cezalandırmak için kendine bunu yapma Güneş. Emir git artık. Git artık. Engin, seninle sonra görüşeceğiz. Ne zaman istersen. Sarıfoğlu buradan çıkıyor, siz onu takip edin. Tamam, ben de geçeyim. Merhaba Gülsüm. Merhaba. Pınar'la Kaan nerede? Pınar uyuyor. Kaan'ı da şimdi uyuttum. Günaydın. Gülsüm, sen bir Kaan'a bak istersen. Tabii giderim ben. Size yalnız konuşun bakalım. Yalnız sonra benim de bir çift lafım olacak. Bir sorun mu var? Ben de onu soracaktım sana Pınar. Bir sorun mu var? Ben anlamıyorum. Pınar, neyin var, ne oluyor? Koray, ne sormak istiyorsan açık açık sor lütfen. Ben gerçekten kafamı toparlayamıyorum. Pınar, sen bir şey mi kullanıyorsun? Nasıl bir soru? Sen çıldırdın mı?
Pınar nasıl davrandığının farkında mısın? Aklın yerinde değil. Sürekli uyuyorsun. Nasıl bir soru sormamı bekliyorsun? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Gerçekten kafamı toparlamam lazım. Pınar. Bak ben sana yardımcı olmak istiyorum. Lütfen açık konuş. Benim yardıma ihtiyacım yok. İyi peki tamam Pınar ama hareketlerine çeki düzen vermek zorundasın. Aksi takdirde ben Kaan'ı sana emanet edemem bu şekilde. Onu söylediklerimden pişman değilim. Ama size söyleyeceğim çok şey var. Neden bastınız onun evini? Ne gerek vardı buna? Değil mi? Yanlış yapmışım. Çünkü seni evine götürmemiş. Allah bilir nereye götürdü. Ne demek istiyorsunuz siz? Ben dün gece... Dün gece neredeydin sen? İş arkadaşında mıydın? Biz abimle bu konuyu kapattık. Abimle kapatmak kolay tabii. O gerçekleri bilmiyor. Ya ben? Beni sorgulamaktan vazgeçin artık. Sorguya çekmiyorum ki. Biliyorum dün gece o adamlaydın işte. Size hesap vermeyeceğim. Niye onun evini bastığımın hesabını sormayacaksan tamam hesap da verme tabii. Ben ne emiri sizden ne de sizi emirden korumak için kendimi ortaya atacak değilim. Siz birbirinizle uğraşmak istiyorsanız uğraşırsınız. O zaman niye şantajıma boyun eğiyorsun? Onu korumadığını ispat etsene bana. Çünkü abim bu olaylara... Abinin ne? Abini mi korumaya çalışıyorsun? Buna ne emir ne de ben ikimiz de inanmıyoruz. Sorun da bu zaten. Sen kimi korumaya çalışıyorsun? Ben sorularınızdan sıkıldım artık. Belki de ben kimi korumaya çalıştığını kısa yoldan öğrenmeliyim ha. Ya ne yapıyorsun ya? Gel öğreneceğiz. Kimi korumaya Bırak. Çalışıyormuşsun. Atlaydı. Engin saçmalıyorsun. Nereye gidiyoruz? Ya ne yapıyorsun? Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Nereye gidiyoruz dedim. Ya bir şey söyle. Ne yapıyorsun ya? Engin saçmalama. Nereye gidiyoruz? Ya bir şey söyle. Peşindesiniz oğlum siz. Hayır! Hayır, 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 hayır! Engin şöyle dursunlar Allah aşkına! Basit sıradan bir yol kavgası. Nelere mal olabilir düşünebiliyor musun Güneş? Engin yalvarırım bak yalvarırım dursunlar. Söyle şunları dursunlar! Emir! Trafik kavgasında silahların patlaması. Ne kadar basit ve sıradan bir ürün değil mi? Engin dur dur şunları diyorum dur dur! Ölüm ne kadar yakın değil mi Güneş? Şimdi iki dudağımın arasında. Yalvarırım dursunlar. Söyle şunları dursunlar! Söyle! Bırakın gitsin. Var. Bu kadar mı lan sahibinizin gücü? İşte şimdi kimi korumaya çalıştığını sana sormama gerek kalmadı artık. Sen ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun ya? Onu ikna etmeni istiyorum. Onu inandır. Bizim ilişkimize inandır. Bir daha karşıma çıkmasını istemiyorum. O yüzden bizim ilişkimiz olduğunu ona inandır. Onu ikna et. Kimsiniz siz? Nasıl bir insansınız ya? Hayır Güneş. Benden korkması gereken kişi sen değilsin. Sizden sadece korkmuyorum. Senden iğreniyorum. Bunu değiştirmek için zamanın olduğunu bilmek güzel.
Hadi atla da seni arabana götüreyim. Hadi. Siparişleri iptal mi ettiniz? Peki. Başka zaman. Korkak herifler. Emir. İyi misin? Ya defalarca aradım. Koray da geldi, limana gitti dedi. İyiyim, iyiyim. Merak etme. Bak. O adamlarla uğraşılmaz. Onların şakası yok. Boş ver onları. Hadi gel. Hem ofis bastı beni. Gidelim dışarıda bir şeyler içelim. Hande. Ofis mi bastı, ofisin basılmasından mı korkuyorsun? Ne basılması, ne alaka? Ya senden buraya gelmemeni rica etmiştim. Güneş'in burada olmadığını biliyorum. Ama her an dönebilir. Sen niye bu kadar paniksin? Ne oluyor? Hem dün gece olanları merak etmiyor musun? Konuşmak istemiyor musun? Emir, hiçbir şey konuşmak istemiyorum. İşime bakmak istiyorum. Lütfen beni zor durumda bırakma. İstersen akşam buluşabiliriz. Anne, neden korkuyorsun? Ya sana açıklama yapmak zorunda değilim. Burası benim iş yerim ve ben iş yerimde sorun istemiyorum. Sen benden bir şey saklıyorsun. Emir, işime saygı göstermeni istiyorum. Peki anne. Sana inanmış gibi yapacağım. Abi şimdi çıktı ofisten. Güneş orada mı? Hayır abi. Güneş Hanım yok yanında. Demek anlaşmamıza uymuyorsun anne. Ferhat merhaba. Yavuz Sancaktar ben. Sağ ol. Sana gazetende kullanmak isteyeceğin çok keyifli bir haber fısıldamak için aradım. Hande Gezgin'le ilgili. Ölüm ne kadar yakın değil mi Güneş? Şimdi iki dudağımın arasında. Gerek yok. Uzun uzun konuşmayacağım zaten. Limanda ne söylediysem farklı bir şey söylemeyeceğim. Ama beni gerçekten dinlemeni istiyorum. Dinliyorum. Artık sorun çıkarmaktan vazgeç Emir. O adam seni korkutuyor değil mi? Ve nasıl sen korkutuyorsun? Sen rahatsız ediyorsun. O adam dediğin benim sevgilim. Buna inanmamı beklemiyorsun herhalde Güneş. Yazık. Bana inandığını söylüyordun. Ama hala inanmıyorsun. Bir de bunun üzerine benim sana inanmamı bekliyorsun. Evet. Bana inanmanı her şeyden çok istiyorum. Ama Engin konusunda farklı bir şey bekleme. Çünkü her şey ortada Güneş. Bak. Evi basması büyük bir hataydı. Öfkeni anlayabilirim ama... Evet, evimi bastı. Ama ben limana bu yüzden gitmedim. Seni tehditle yanında tutmasına daha fazla dayanamadığım için gittim. Güneş, eğer o herif seni bugün tehdit ediyorsa... ...hepsi benim yüzümden. Bu oyunu ben başlattım Güneş. Seni o herifin eline veren benim. Senin Engin'den bir farkın olduğunu mu düşünüyorsun? Diyelim ki dediklerin doğru. Diyelim ki ben Engin'den korktuğum için onunla beraberim. Söylesene, senin ne farkın vardı? Sen de gelip beni abimle tehdit etmedin mi? Haklısın, bir farkım yoktu. Ama ben değiştim Güneş. Bu yüzden benim yüzümden yaşadıklarına tahammül edemiyorum. Bunların sorumlusu benim. Öyle olmasını isterdin değil mi? Gerçekten her şey senin yüzünden olmasın. Çünkü bu sana güç katardı.
Senin için üzgünüm Emir ama ben Engin'i istediğim için hayatıma soktum. Onunla istediğim için beraberim. Sana inanmıyorum. Bana inanmamana alışığım zaten. Sorun yok. İnandırmak için de uğraşacak değilim. Sen beni bir kere yıktın ama ayağa kalktım. Artık hayatımda sandığın gibi bir gücün yok. Neden geldin buraya? İlişkimi korumak için. Artık aramızda bir sorun olmanı istemiyorum, anladın mı? Bana yeterince zarar verdin. Eğer pişmanlığında şu kadar samimiysen bizden uzak dur. Güneş Hanım. Merhaba. Oğlumla hala görüştüğünüzü bilmiyordum. Görüşmüyoruz. Yani sizin düşündüğünüz gibi bir görüşme değil. Kısa bir ilişki yaşadığınızı biliyorum. Yani benden saklamaya çalışmanız faydasız. Hiçbir şeyi saklamaya çalışmıyorum. Sadece bunları konuşmaya gerek yok. Dediğiniz gibi kısaydı ve bitti. Ben de size karşı çok kısa ve net olacağım. Benim oğlum arka arkaya çok zor günler geçirdi. Başına bela açılsın istemiyorum. Bela olan ben değilim. Oğlunuz. Siz benimle nasıl böyle konuşursunuz? Siz gerçekten de abinizin kardeşisiniz. Bununla gurur duyuyorum. Lütfen gururunuzu bizden uzak tutun. Size karşı son derece açık ve net olabildiğimi düşünüyorum. İyi günler. Ne konuştun onunla? Merhaba oğlum. Hoş bulduk. Anne Güneş'le konuştuğunu gördüm. Sert bir konuşma olduğunu anlamam için de duymama gerek yok. Ben Güneş diye birini tanımıyorum oğlum. Ben az önce Yavuz Sancaktar'ın kız kardeşi olmaktan gurur duyan biriyle konuştum. Sana böyle söylediyse ona neler söylediğini tahmin edemiyorum. Anne Güneş sadece Yavuz Sancaktar'ın kardeşi değil. Biliyorum oğlum. Aynı zamanda senin eski sevgilin. Anne onunla ne konuştun? Ayaküstü bir konuşmaydı sadece. Hayır neden bu kadar önemsiyorsun anlayamıyorum ki. Çünkü ben hep aynı şeyleri yaşamaktan sıkıldım. Tamam korkularını anlıyorum. Haksızsın da diyemiyorum. Anne artık yorulmadım. Benim hayatıma giren kadınları sevmek zorunda değilsin. Onaylamak zorunda değilsin. Ama bitmiş bir şey bile olsa saygı göstermek zorundasın. Sen... Güneş'i tanımıyorsun. Aramızda ne geçtiğini bilmiyorsun. Kim kime ne yaptı, kim haklı, kim haksız bilmiyorsun. Ama karşında bulur bulmaz yıllardır söylediklerinden farklı bir şey söylemiyorsun anne. Ben bunun farkındayım ve artık çok sıkıldım. Ben az önce onunla konuşurken ondan korkmamıştım. Ama şimdi korkuyorum. Ondan Yavuz Sancaktar'ın kız kardeşi olduğu için korkmuyorum oğlum. Seni bu hale getirebildiği için korkuyorum. Hemen çıkıyor musun? Sabah konuşmamız yarım kalmıştı. Yarım kalan bir şey yok. Bunlar ne konuşacaksak konuştuk bence. Ama ben söylemedim. Tepkimi gösterdim sadece.
benim bir şeyler kullandığımı düşünüyor olman gerçekten çok ağır geldi Koray. Ne düşünmemi bekliyordun Pınar? Bak, belki şu an inandırıcı gelmiyorum sana ama gerçekten kafamı toparlamaya çalışıyorum. İşte sorun da bu Pınar. Çalışıyorsun ama başaramıyorsun. Koray, dışarıdan nasıl gözüktüğümü bilmiyorum ama ben senin düşündüğün bir şey gerçekten yapmıyorum. Sana yemin ederim ağzıma sigara bile sürmem ben. Dışarıdan nasıl gözüktüğünü bilmiyorsun ya. Bil artık Pınar. Git aynaya bak ve öğren. Seni ne bu hale getirdi bilmiyorum ama gerçekten bilmek istiyorum. Yüzünü fena vurmuşsun. Bakmayayım diyorum ama gözüme takılıyor. Görünmez kaza işte. Façayı fena bozmuşsun. Ama canının sıkkınlığı görünmez kaza ile ilgili değil sanırım. Canım sıkkın değil. Biraz heyecan var diyelim. Söyle de biz de bilelim o zaman. Ne geçiyor aklından? Ben de bunu sana söylemek istiyordum. Senden izin almak istiyorum. İzin mi? Lafı fazla uzatmayacağım Yavuz. Ben Güneş'le evlenmek istiyorum. Sağ ol. Ay çok selam söylediler size de. Ay seni de götürmemi istiyorlar. Güneş, sen beni dinlemiyorsun. Ne diyordun dadı? Ay benim dediğimi boş ver. Senin neyin var söyle bakayım. Yok bir şey. Çok yorgunum. İşler de bayağı bir yoğun o yüzden. Güneş. Engin Bey mi canını sıkıyor senin? O geldiğinden beri odana kapandın, hiç dışarı çıkmadın. Ay fark etmedim zannetme. Dadı. O adam abimin sandığı gibi bir adam değil. Güneş ne biçim konuşuyorsun sen? Ne demek istiyorsun evladım? Yok bir şey dedi. Ne bileyim öyle tuhaf hissediyorum işte. Ya ağzımdan çıktı öyle sen bakma bana. Söylemeyecek misin? Yoksa bu kararımdan memnun kalmadın mı? Biraz hızlı bir karar değil mi? Hızlı. Ama ben sana en başından niyetimi söylemiştim zaten. Ben de sana yol verdim. Kardeşimle görüşmenden yana içim rahat dedim. Ama ne yalan söyleyeyim. Evlilik konusunda bu kadar hızlı olacağını tahmin etmezdim. Hızlı ama düşünmeden verilmiş bir karar değil. Kardeşimi seviyorum. Ve iznin olursa onu bir ömür boyu mutlu edeceğim. Güneş'in bu kararından haberi var mı? Bizde her şey yoluyla yordamıyla. Seninle konuşmadan gidip ona bir şey söylemek istemedim. Siz karar verdikten sonra bana da laf düşmez. Ünal Bey'i zamanında sık sık uyarmıştım efendim. Ne yazık ki faydası olmadı. Bu ihbarnamelerle ilgili avukatla görüşeceğim. Alacaklarla da bana biraz zaman tanımaları için konuşacağım. Açayım biliyorum.
Ne haber abi? Oğlum ne işin var burada? Zeynep'le okula gidecektik de onu almaya geldim. Ve sana da bir uğrayayım dedim. Tamam hadi geç kalmayın sonra konuşuruz. Beni başından mı atmaya çalışıyorsun sen? Hem daha zamanım var. Ha anladım. Misafirin var senin. Güneş miydi o da? Barışsınız mı? Oğlum hadi geç kalma sonra konuşuruz. Kusura bakmayın. Kardeşiniz mi? Evet. Bu arada bu konuyu annem dahil kimsenin bilmesini istemiyorum. Merak etmeyin. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Güzel. Nerede kalmıştık? Gördüğünüz gibi Ünal Bey'in alacaklıları çok kabarık bir liste. Bakın elimden gelen bu kadar. Biliyorsunuz bir kulüp açtım. Ama daha oturmadığı için kendini de döndüremiyor. Anlıyorum efendim ama ben sizi uyarmak istemiştim sadece. Teşekkür ederim. Zamanı gelince sizi tekrar ararım. Hande, sen iyi misin? Gazeteleri gördüm, butikten fırladım geldim. Neler yazmışlar. Hemen avukatını ara, hemen tekstip gönder. Gizemli nişanlı annesinin jigolası çıktı. Hande iyi misin? Şunlara bak ya, neler yazmışlar. Susun artık. Susun. Ya panik yapma. Gazeteciler ararsın, hemen tekstip. Yapamam. Kimseyi arayamam. Yani? Yani yazılanlar doğru mu? Anne dur, dur be dur konuşalım be. Biliyordum. Kuru'yun peşini kolay kolay bırakmayacağını biliyordum işte. Numaraymış. Nişanlısı falan yokmuş işte. Yine Kuru'yun peşine düşecek. Yine hayatımızın ortasına düşecek. Bak. Bu haber sana da yaramayacak bak. Gül sen gül. Zaten gülmekten başka ne yapabilirsin ki? Gül gül. En son gülen ben olacağım ama. Şans yokmuş. Ne oluyor? Bilmem. Gazetede bir haber okudu sonra da gülmeye başladı. Durup durup böyle gülüyor. Artık hangi haberi okuyup bu kadar komik bulduysa çok garip. Küsme alsana şunu. Koray. Hande. Biliyorum Emir. Hande her zamanki gibi yine oyuncu, yine yalan peşinde. Dur oğlum. Konuşalım biraz. Ya Emir ne konuşacağız? Oyunun su yüzüne çıkan Hande. Git ona sor. Benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ne hissettiğini söyleyebilirsin. Tamam seni kandırdığı için kızmışsın. Yalan söyledi. Ama nişanlı olmaması. Bu senin için önemli değil mi? Neden sana bu yalanı söylediğini merak etmiyor musun? Emir. Ben o salak yüzüğü onun parmağında gördüğüm andan itibaren bir tek şey istedim. Ne olur oyun oynuyor olsun dedim kendi kendime. Ama kalktı, gözümün içine baka baka bana ne kadar mutlu olduğuyla ilgili masal anlattı. Neden? Ben söyleyeyim sana kardeşim neden. Çünkü benden uzaklaşmak istiyor. Benim onu rahatsız etmememi istiyor. Ve ben de ona istediğini vereceğim. Bir daha onu rahatsız etmeyeceğim. Seni kahretsin. Bedduayı bırakıp yerin dibine geçmiş onurun için dua etsen daha iyi edersin Hande. Seni yanına bırakmayacağım Yavuz Sancaktar. Hande, bundan sonra yapabileceğin tek şey kafanı kuma gömüp arkandan gülenlerin kahkahasını duymamak olacak. E hadi geçmiş olsun.
Ben Hande'yi merak ettim de bir bakayım dedim. Hande yok. Gazetedeki haberi duydu, delirdi ve çıktı. Nereye gittiğini biliyor musun? Bilmiyorum. Merak da ediyorum. Yani Nehir evine gitmiş, bakmış ama orada da yokmuş. Belki de biraz yalnız kalmaya ihtiyacı vardır. Belki de. Çok mu kötüydü? Hande'yi bulduğunda bana da haber verirsen sevinirim. Arkadaşını bulamadın, gidiyordun galiba. Ararım ben seni. Bu niye beni görmezden geliyor? Bunu neye yormalıyım sence? Hande'yi arıyordu, o yüzden gelmiş. Sen onu ilişkimize ikna ettiğine emin misin Güneş? Elimden geleni yapıyorum. Ama olmuyor. Çünkü sizi gördüğümde suratımın aldığı hale engel olamıyorum, anladınız mı? Belki de benden imkansızı istiyorsunuz. Oo, işte bu dobralığına bayılıyorum. Bakın, gerçekten gün çok kötü başladı. Daha da kötüye gitmesini istemiyorum. O yüzden ne söyleyecekseniz ya da ne için geldiyseniz söyleyin de gidin. Çünkü artık işlerle ilgilenmem gerekiyor. Ben işlerle ilgilenecek bir şey bulamıyorum. İş güç kalmamış. Zaten işleriniz yeterince kötü gitmiyormuş gibi. Bir de Hande olayı patlak verdi. Bence gitti o, bir daha da geri gelmeyecek. O yüzden boşa çalışmak yerine bence masanı toplasan daha akıllıca davranmış olursun. Biz işlerimizi toparlıyoruz. Ayrıca Hande'nin özel hayatıyla bir ilgisi yok bunun. İşine bu bağlılığın gerçekten çok etkileyici. Umarım verdiğin sözler de böyle bağlısındır. Emir buraya sadece Hande için gelmişti. Ve Hande olmadığı için gitti. Anlamıyorsun Güneş. Benim işim Emir'de değil. Ben ondan değil, senden söz aldım. Ben sözümü tutuyorum. Bu akşam ikimiz için de çok özel bir gece olacak. Çok iyi biliyorum. Güneş ne derse desin. Gözümün içine baka baka istediği kadar yanında dursun. Ben senin ona ne yaptığını çok iyi biliyorum Engin. Bunu daha fazla tehdit etmene izin vermeyeceğim. Kaybettin Emir. Sen kaybettin artık. Kabul et bunu. Ben kaybetmiş olabilirim. Sen hiçbir şey kazanmadın ama. Onun korkularından daha fazla faydalanmana izin vermeyeceğim Engin. Güneş'le bir adım ötesine geçemeyeceksin Engin. Onu ikna edeceğim. Tehditlerine boyun eğmemesi için onu ikna edeceğim. Ve kendi sonunu hazırlayacaksın. Onu da kendinde mahvedeceksin. Onu da böyle tehdit ediyorsun değil mi? Güneş seçimini yaptı Emir. Sen kaybettin artık, bunu kabul et. Ben sonsuza kadar kaybetmiş olsam da sen hiçbir şey kazanamayacaksın. Bunu da bil. O şeytan yine yaptı yapacağını. Yüzük müzük yok ortada işte. Hori'nin peşine yine düşecek. Ne yapayım anne? Oturup sakin sakin aralarında hiçbir engel olmamasın mı seyredeyim? Üzülme. Aralarında engel var. Ben varım. Ne yapıyorsun kız, o ses ne? Sen Hüseyin'in yanında değil misin? Mutfaktayım anne ben. Canım meyve suyu istedi de. Kız. Çocuğu içerideki lafı yanıp bıraksana. Kim ne bağırıyor öyle? İşte anne, Pınar'ı biliyorsun. Böyle sarhoş sarhoş dolanıyor etrafta. Artık ne içiyorsa, kafasında ne alıyorsa. Şipa abi, kız bu gizli gizli içiyor mu asıl sakın? Vallahi anne bilmiyorum artık ne içiyorsa yakında çıkar kokusu. Kızım, var ya senin bu kocanda leblebi kadar aklı. Yeter anne besliyor bunu bu evde. Bu sarhoş gibi gezen kadına insan evladını bırakır mı? Ha, kovun gitsin be. Dur bakalım anne, yakında o da yakındır. Hadi bakalım. Aa, Sema? Aşağıda mısın? E yukarı çıksaydın. Tamam, ben geliyorum. Sen burada oyna, tamam mı? Ben çıkıyorum. Arkadaşım aşağıda bekliyor. Sana meyve suyu koymuştum. Gerek yok.
Güneş. Hoş geldin. Güneş, sen iyi misin? Dalmışım öyle ya. Ben dandiği merak etmiştim. Ya, butikte daha fazla duramadım. Bir haber var mı? Yok. Bende de bir haber yok. Bilmiyorum nerede olduğunu. Güneş, bir sorun mu var? Güneş, ne oldu? Sinirlerim bozuldu artık. Dayanamıyorum, yoruldum. Of. Kardeşim, bir şey söylesene. Konuşsana. Ne diyeyim Emir? Ne konuşabilirim ki? Hande yine oynadı oyununu. Lan nişanlısı bile palavraymış. Ben ne hissedeceğimi, ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi bilmiyorum Emir. Öfke, mutluluk, korku, panik. Hepsi. Hepsi. Ofise gittim. Hande gazeteleri görüp kaybolmuş. Telefonu da kapalı. Evde de yok. Ulaşamıyoruz. Cehennemin dibindedir belki demişim. Böyle bir şey yaptık Emir. Beni uzak tutmak için, başını ağrıtmamam için yalan söyledi. Ne yapayım şimdi, mutlu mu oldum? Bunu neden yaptığını onu sormadan bilemezsin. Sen sor, sana anlatsın. Onu bulduğumda sorarım. Ama açıklama yapması gereken kişi ben değilim. Ne açıklayacak Emir? Hı? Yine bir oyunda oynadım, bitti gitti diyecek işte. Koray, böyle zamanlarda onun çiftliğe gittiğini ikimiz de biliyoruz. Ama benim onu bulup getirmem doğru olmaz. Bunu senin yapman lazım. Gerçekten her şey üst üste geliyor. Bu işlerin ters gitmesi, Hande'nin garip garip olayları... tam patlayacağım ana denk geldin sen de. Güneş, bırak şimdi bunları. Bana neden ağladığını açıklamak zorunda değilsin. Ama keşke bana gerçekten ne olduğunu anlatabilsen. Mutsuzluk çok kolay fark ediliyor değil mi? Sen hala ona aşık mısın? Bu öyle anlatabileceğim bir şey değil gerçekten. Yani keşke aşk acısı deyip geçiştirebilseydim. Ne tuhaf değil mi? Katıksız bir aşk acısına bile razıyım aslında. Ama şu an bu hissettiğim o kadar farklı ki. Haklısın. İnsan bazen kendine açıklayamadığı şeyleri dile getirmekte zorlanıyor. Ama eğer bir gün gerçekten ne olduğunu kendine itiraf edebilirsen belki benimle bir gün konuşursun. Ben seni dinlemeye hazırım. Akşam 8'de seni alıyor. Erkek arkadaşın mı? Evet. Beni neşelendirmeye çalışıyor. Başaramadığı belli.
Aradığınız kişiye şu an ulaştı. Merhaba Emir. Ben Hande'yi merak ettim de Nehir'le de Lara'yla da konuştum. Hala haberleri yok. Bir sana sormak istedim. Bende de bir haber yok. Umarım çok kötü değildir. Ben telefonumu silmişsindir diye düşündüm ama. Silmiştim zaten. Öyle aklımda kalmış. Yani... Öyle işte. Hande'yi merak ettiğim için hatırlamaya çalıştım. Neyse, iyi geceler. Hazır mısın? Otur azıcık. Yok teşekkür ederim. Geçerken bir uğrayayım dedim de ya Pınar'ın nasıl olduğunu merak ettim. O sarhoş kadının deliliği sana kadar ulaştı mı yavrum? Yok canım estağfurullah ne deliliği olur mu öyle şey? Ay anne geçen gün ne olmuş biliyor musun? Pınar Hanım Lara'nın butiğine gitmiş. Bir torba dolusu eşyayı sen al hiçbir ödeme yapmadan elini kolunu öyle sallaya sallaya geliyor eve. Ah tü terbiyesiz kadın bak yavrum. Ya önemli değil canım yabancı mıyız? Ya ben para için gelmedim zaten. Merak ettim nasıl olduğunu Pınar'ın. İşte nasıl olsun vallahi böyle bildiğin gibi yani aynı. Böyle sarhoş sarhoş dolanıyor etrafta. İşte öyle sarhoş sarhoş dolaşacak birine benzemiyor. Neyse bir ara ben onunla konuşurum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Pınar'ın avukatlığını yapmak da buna düştü. He sanki yalan söylüyorsun. Gir kızım gir. Burayı kapattınız mı? Sana özel bir gece olacağını söylemiştim. Bu biraz fazla değil mi? Senin için yaptığım hiçbir şey fazla değil Gülmüş. Hande arabanı gördüm. İçeride olduğunu biliyorum. Koray git buradan. Hande gitmeyeceğimi biliyorsun. Koray git dedim. Hande aç şunu. Koray gelme. Hande aç kapıyı ya. Koray açmayacağım kapıyı git. Aç şunu. Hande'cim oradan çekil. Ya Koray yapma. Koray yapma. Hande.
Bir yerimi keseydim daha süper olacaktı. Hadi. Ne söyleyeceksen söyle. Komikti de, iğrençti de, çok basitti yaptığın oyun de. Hadi söyle, yerin dibine sok. Ondan sonra da çek git. Ben mi yerin dibine sokacağım seni anne? Ben öyle bir şey yapamam, ben zaten yerin dibindeyim sayende. Neden? Mutlu değil misin? Keşke bu da senin oyunlarından biri olsaydı dedim bana. Haklıydın. Bir kere daha yanılmadın benim konumda. Evet, oyundu. En zavallı oyunumdu. Kendimi ne hale düşürdüğümü görmüyor musun? Herkes arkamdan konuşacak. Herkes dedikodumu yapacak. E sen de küçük düşmüş olacaksın, öyle değil mi anne? Bazı şeyler değişmiyor anne. Mesela senin bencilliğin. Sen bu oyunu beni kendinden uzak tutmak için oynadın anne. İnsanlar bunu da bilecek. Bu beni küçük düşürmeyecek mi? Kendimi uzak tutmak için. Çünkü seni gördüğümde senden isteyeceklerimden, sana hissedeceklerimden korktum. O yüzden de böyle bir oyun yapmak zorundaydım. Çünkü kendimi durdurmam gerekiyordu. Anne, biz kaç kez düştük seninle? Kaç kez ben senin peşinden koşarken düştüm? Kaç kez birbirimizi düşürmeye çalıştık? Ama her seferinde ayağa kalktık. Birlikte. Sen dünyanın bir ucunda da olsan, ben her zaman senin yanındaydım. Elini uzattığın zaman tutabileceğim kadar yakınındaydım. Hande, ayağa kalk, bir elimi tut. Senden istediğim tek şey tekrar elimi tutman. Sadece. Hadi. Elimi tut ve ayağa kalk Hande. Her zamanki gibi. Ne olursa olsun, biz seninle birbirimizi sevsek de, birbirimize aşık olsak da, birbirimizden nefret etsek bile, biz Hande ile kurayız. Ve benim için bundan daha önemli bir şey yok. Seni her yemeğe çıkardığımda yemekleri beğenmedin mi diye sormaktan yoruldum artık. Sormayın o zaman. Çünkü bunun yemekle ilgisi yok, biliyorsunuz. Haklısın. Bana verdiğin sözü tutmadığını görmezden gelmeye çalıştıkça yemekleri suçlamak benim için kolay oluyor. Ben size yanınızda olmak için söz verdim Engin Bey. Yanınızda mutlu olmak için değil. Veremem de. Çünkü bu elimde değil. Neyse ki ben sadece elindekilerle ilgileniyorum. Ya ne güzel. Şikayet etmeyin o zaman. Yanımda olman benim için önemli. Yanımda mutlu olman benim için önemli. Ama daha ne kadar benim yanımda olacaksın, ben bunu merak ediyorum. İşte benim için asıl sorun bu. Beni daha ne kadar tehdit edeceksiniz? Şimdi buna nasıl cevap verilir ki? Belki sonsuza kadar. Belki de benim yanımda gerçekten mutlu olmayı öğrendiğini görene kadar. İşte ben de buna nasıl bir cevap verebileceğimi bilmiyorum. Ne bu? Bu yüzük dünyanın her yerinde aynı anlama gelir Güneş. Şaka değil mi? Benimle evlenir misin Güneş?
Evlenmek mi? Sizinle mi? Bunu aklınızdan nasıl geçiriyorsunuz? Lütfen bu geceyi burada bitirin. Hayır diyeceğini biliyordum. Benim için sürpriz olmadı. Ama hayat sürprizlerle doludur Güneş. Bunu unutma sakın. Bu yüzük şimdilik cebimde kalacak. Bana evet diyeceğin güne kadar da cebimde bekleyecek. O yüzük hep cebinizde kalacak. Çal. Güneş, çok sessizsin. İyi uyuyamadım abi. Hayırdır? Dün gece Engin'le yemek iyi geçmedi mi yoksa? Keyfini kaçıran bir şey mi oldu? Yok. Bana hiçbir şey olmadı. Tabii Engin Bey'i bilmiyorum. Sen ona sor, o sana anlatır. Güneş, ters bir şey mi oldu? Yok abi, önemli bir şey yok. Öyle diyorsan öyledir. Dün gazetelerde ilginç bir habere rastladım. İş arkadaşım beni çok güldürdü doğrusu. Öyle mi? Şaşırdım. Jigoladan bozma, sahte bir nişanlı. Asıl ben çok şaşırdım. Sen genelde böyle gazete haberlerine kolay inanmazsın abi. Bu da beni şaşırttı. Özellikle hayatı boyunca gazetelerdeki iftiralardan, yalan haberlerden çeken biri olarak bu kadar basit bir magazin haberine inanman çok ilginç. Aslında ben... Afiyet olsun. Koray olmasaydı saklandığım delikten nasıl çıkardım bilmiyorum. Bana hala kızgın, hala kırgın. Ama hala yanımda. Hep böyle olmadı mı? Bu sefer farklı. Emir. İlk kez ikimiz de birbirimize ne yapacağımızı bilmiyoruz. Önce biraz nefes alın. Çünkü ikinizin de başka dertleri de var. Bence bir süre ne yapacağınızı bilmeden sadece yan yana olmanız yeterli. Bilmem. Belki de öyle yaparız. İyi misin sen? İyiyim. Daha iyi olacağım. İyi olmam için de ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Emir, bana Yavuz'la uğraşmam için yardım et. Yavuz. Bu işin altında da var, değil mi? Bana neden korkuyorsun demiştin. İşte bu yüzden korkuyordum. Yavuz benim bütün yalanlarımı öğrendi. Beni tehdit etti. Ama şimdi korkacak hiçbir şeyim kalmadı. Hande, Yavuz'u unut. İntikam kimseye fayda getiren bir şey değil. Emir, fayda zararı umurumda bile değil. Artık benim de adamla bir hesabım var. Hande, yapma bak. İntikamın kimseye yararı yok. Belki bana yaramaz. Ama sana yarayabilir. Bana bir şeyin cevabını ver. Bunca zaman Güneş'in peşine dolanıp durman. Ona karşı hissettiklerim mi? Yoksa hesaplarım mı? Hande, Güneş'in bununla ne alakası var? Emir, bana tek bir şey için cevap ver.
Güneşi mi istiyorsun? Yoksa ona zarar vermeyi mi? Cadı. Bir gün ilacını vermedim, hemen kendini toparladı. Görürsün sen gününü. Biraz konuşalım mı? Konuşalım. Ben geçen gün konuşmamızı biraz hatırlıyorum. Hayal meyal yanlış bir şey yaptığımı da hatırlıyorum. Ama gerçekten neden yaptığımı bilmiyorum. Yani belki bir çeşit sinir kriziydi. Ama senin düşündüğün gibi bir şey kullanmıyorum. İçki de içmiyorum. Pınar, ben doktordan randevu aldım senin için. Yarın gideceksin. Ne olduğunu anlayacağız. Artık ne gerekiyorsa ondan sonra konuşacağız. Peki. Ben o zaman bir işim var, onu halledeyim. Pınar, merhaba, nasılsın ya? Çok merak ettim seni. Gelsene içeri, biraz oturalım. Yok, hiç girmeyeyim. Ben biraz Koray'dan avans aldım da sana olan borcumu getirdim. Ya bırak şimdi parayı. Neyin var bakayım senin? Bilsem. O kadar utanıyorum ki. Ne yaptım, ne ettiğimi hiç bilmiyorum. Her şey o kadar flu ki. Pınar, sen gerçekten hiç iyi görünmüyorsun. Ya bir sorun olmadığına eminsin değil mi? Ne varsa bana çekinmeden anlatabilirsin. İnan, bana ne olduğunu bilsem bir dakika durmadan anlatacağım ama. Bu söylediklerim bana çok tanıdık geliyor. Ya belki yardım alabilirsin. Ya ne bileyim, belki depresyondasındır. Bir dönem Cansu da böyle olmuştu. Tabii onun altından neler çıkmıştı. Neyse, kendine dikkat et ve yardım al, tamam mı? Koray bir doktordan randevu almış. Umarım işe yarar. Şunlara. Bana da bir tane kahve. Peki efendim. Hande? Neredeydin? Çok merak ettim. İyiyim, döndüm işte. Önce bir kahve içelim. Sonra sana çevirdiğim nişanlılık oyununu uzun uzun anlatırım. Hayır. Yani beni ilgilendirmez. Eminim geçerli bir sebebin vardır. Olsun. Biz yine de kahvemizi içelim. Konuşacaklarımız vardır. Zeliha, Güneş'e de kahve yap. Evet, seni dinliyorum. Emin'le ilgili bana sormak istediğin bir şey var mı? Emin'le ilgili neden bir şey sormak isteyeyim ki? Çünkü onu çok iyi tanıyorum. Hakkında bilmen gereken ne varsa hepsini biliyorum. Emin'le ilgili hiçbir şey bilmek istemiyorum Hande. Umurumda değil. Gerçekten mi Güneş? Abin neden ondan nefret ettiğini, Emin'le ilişkinizin neden bittiğini. Hande, işin başına döndüğüne sevindim. Ama yeter artık. Emir benim umurumda değil, anladın mı? Sen de buna saygı duymak zorundasın. Sen bilirsin. Aslında ben senin işini kolaylaştırmak istedim. İşimi kolaylaştırmak mı? Bundan sonra Emir'le çalışacaksın. Yani onu tanımanı isterdim. Bir dakika. Emir'le mi çalışacağım? Biliyorsun, zor durumdayız. Emir de bana cazip bir teklif sundu. Ben de kabul ettim. Şimdi sana detayları anlatacağım. Elini çabuk tutsan iyi olur. Emir bir saat içinde seni bekliyor. Yani anladın değil mi? İşi tamamen, bir daha anlatmama gerek yok. Hande. Kendine yeni bir iş arkadaşı bul. Benden bu kadar. Emir yanılmamış. Ben...
Ben yanıldığını düşünmüştüm. Emir yanılmamış mı? Ben tecrübesizliğine rağmen iş disiplinine güvenip senin iş ve özel hayatını birbirine karıştırmayacağını söylemiştim. Oysa o onunla çalışmaya cesaret edemeyeceğini söyledi. Biliyor musun? Sevgilinden ya da abinden korktuğun için değil. Onun yanında olmaktan korktuğun için. Emir ona olan duygularında başa çıkamayacağını, onunla çalışamayacağını söylüyor. Yazık. Yanılmasını isterdim. Beni gaza getirmeye çalışıyorsun. Keşke öyle olsa Güneş. Emir onu aşamadığını söylüyor. Onunla birlikte çalışmayı göz alamayacağını söylüyor. Ben seni fazla bunun içinde gördüğünü, kendisine fazla güvendiğini söyleyerek onu bozuyorum. Ama sen tam da Emir'in istediği gibi davranıyorsun. Boşuna uğraşma Hande. Bu tuzağına gelmeyeceğim. Tuzak mı? Kapı orada. Yani seni tutan yok. Üstelik abin de sevgini de mutlu etmiş olursun. Kimseye zararı olmaz. Ben de yeni birini bulurum. Hakkında tek diyeceğim şey ise işle özel hayatını birbirine karıştırıyor olması. Sana ve yeni iş arkadaşına hayatta başarılar dilerim. Eğer fikrini değiştirirsen Emir seni bir saat sonra marinada bekliyor. Marina mı? İş toplantısını orada yapacakmış. Bilirsin deniz havası. Emir de sever. Hepsi yalandı Güneş Sancaktar. Sen benim için sadece bir oyundun. Oyun bitti. Ne yaptığını sanıyorsun sen? İş konuşmasını kulüpte yapmak istemedim. İş görüşmesiymiş. Bu teknede. Çok eğlenceli değil mi? Hani pişmanlıysa? Bunu sana defalarca söyledim ama inanmadın. Evet, pişmansın. Çok pişmansın. Ki beni hala bu tekneye çağırabiliyorsun. Yaşadıklarınla ilgili hiçbir şey unutamadığını söyleyen sen değil misin? Hiçbir şey umursamadığını söyleyen. Şimdi bu tekne sana neyi hatırlatıyor ki? Korkunçsun sen. Hayatımda tanıdığım en korkunç insansın. Çaresizim sadece. Oyunu hala devam ettiriyorsun değil mi Emir? Hala acımasız bir oyuncusun. Dök içini. İstediğini söyle. Ama benimle konuş Güneş. İnadı bırak artık. Burada olmak sana neyi hatırlatıyorsa onu söyle. Bütün bunlar benim sırf yıkıldığımı görmek için değil mi? Bu Hande ile saçma sapan iş oyununuz. Bu tekne. Ben tekrar o geceki kız olmayacağım Emir. Tekrar o geceki aptal kız olmayacağım. Ben o gece o kızı görmemek için gözlerimi kapatmıştım Güneş. Ama artık gözlerim açık. Ben o kızı tekrar görmek istiyorum. Sana bu zevki bir daha yaşatmayacağım Ömer. Yani inadı bırakmayacaksın. Ne hissettiğini söylemeyeceksin, öyle mi? Sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. İster inat ettiğimi düşün, ister senin kadar iyi oynadığımı düşün. Beni tekrar o kız gibi göremeyeceksin. Anladın mı? Anlaşıldı. Emir, Emir ne yapıyorsun? Emir ne yapıyorsun dedim. Emir dur. Emir durdur şunu. Emir ne yapıyorsun ya? Emir durdurur musun şunu diyorum ya? Durdurmayacağım. Her şeyi konuşana kadar geri de dönmeyeceğiz. Bu gecenin ne kadar uzun süreceği sana bağlı bir iş.
Çok acımasızsın. Gerçekten çok acımasızsın. Beni bu tekneye getirdiğin yetmiyormuş gibi şimdi bir de denizin ortasında tutsak bırakıyorsun. Benim tek yapmaya çalıştığım seni konuşmaya mecbur bırakmak. Başka bir şey değil. Sen Emre'yken bunların hepsini planladın. Her bir ince ayrıntısına kadar planladın. Deniz de bunun bir parçasıydı. Ne aptalım ki bunları yeni yeni fark ediyorum. Devam et. Dök içini, konuş. Sana korkularımı anlatmıştım ben ya. Denizle gökyüzü birleşip beni yutacak demiştim. Bana bu tuzağı burada kurman tesadüf değildi. Güneş susma. Devam et, kus öfkeni. Öfke mi? Sen bana sadece öfke mi diyorsun? Çocukluğumdan beri korktuğum deniz ve gökyüzünü tuzağınla birleştirdin. Ne yapıyorsun sen bana Emir ya? Allah kahretsin, ne yapıyorsun bana ya? Ben sana... Beni tekrar bu tekneye getirdin. Dünyanın başıma yıkıldığı tekneye getirdin. Yine deniz, yine denizin ortası. Başından beri istediğim bu muydu? Denizle gökyüzün birleşip beni yutması. Başından beri istediğim şeyleri boş ver. Onların hiçbiri doğru değil. Benim senden tek bir isteğim var, o da... Emir sus. Sus ve şu tekneyi kıyıya sür. Güneş, sadece beni dinlemeni istiyorum. Ve bunu sana defalarca söyleyebilirim. Seni dinlemeyeceğim. Seni asla dinlemeyeceğim, anladın mı? Güneş. 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 Güneş birazdan gelir. Trafiğe takıldı herhalde. İstersen çalışma odasına geçelim artık. Bana şu evlilik meselesinin detaylarını anlatırsın Güneş gelmeden. Tamam, anlatayım. Thank you.